arabamızı kapatalım. İnelim ürünlerimizi almaya. Bunları alırken tabi biraz zorlanabilirim. Çiftlerden. Evet. Çiçekler de varmış burada. Evet, şunlardan alayım diyorum, papatyalardan. Bunlar güzel. Şey az açmış. Bundan bir sarı, bir beyaz, bir de kırmızı alalım. Çileğe bak. Çileği de gösterdik. Şimdi buradan beğendiğiniz bir renk var mı? Beyaz. Şunlar ne kadar? Papatyalar. Şu, bu da normal değil mi? Evet, şunlar poldum. Onlar da 7,5? Onlar 13. Ha, 10 lira. Nasıl yıldız gördüm ya, şunlardan bir iki tane alayım. Bunların renkleri, bu beyaz seri, bu kırmızı falan belli evet. Mi? İkili renk var mı bunlar içinde? İkili renk olmaz. Siz verin isterseniz, ben kopartmayayım. İki tane beyaz, iki tane de kırmızı alayım. Tomurcuk olan da verirseniz daha iyi olur. Tamam. Ve şuna ipek çiçeği bakayım ben. Nasıl? Ben poşet alayım. Tamam, tamam oldu. Evet, ipekler burada. Şöyle. Aldık. Şu ikili renkleri, beyazları da güzel. Beyaz. İkililerden. Başka renk var mı? Turuncu aldık. Şu da güzelmiş ya. Islak mı? Islak gibi. Evet. Şuradan bakayım. Onları da şey yapabilir misiniz? Koyabilir misiniz? Ya bunu alalım. Yeter. Şu daha gelişmişleri var. Şöyle vereyim ben size. Aa, bu yıldızların şeyde mi var? Sarısı da mı var burada?
Bunların şeyi nasıl olacak bakımı? Yıldızları. Nasıl? Kuruyunca su ver, başka bir şey yok. Tamam, buna bir de böcek möcek geldiği zaman ne yapıyoruz, bir şey yapıyor musun? Tarımda ilaç koyarsın. Tamam. Ne ediyor benim evsiz şimdi? 15 lira var yeter. Tamam. Bu güzel bir koku geliyor. Nereden geliyor? Valla çiçeklerin azdığı koku. Ha, şu alüzyumlardan herhalde. Şöyle 50 vereyim ben size. Evet, bakımını da sorduk. Kurudukça su verdiler. Çok sulama yaparsanız böcekleniyor. Özellikle onu da size söyleyeyim. Tecrübeyle sabittir. Bir tane kertenkele gidiyor yolda. Mesela bunlar çok güzel kokar. Ballıca. Kuduz otu diye de geçer. Ihlamur gibi. Ballı süt gibi kokuyor. Evet, şu sarı. Bir tane sarı alalım burada. Şu bir tane şey alıyorum, beyazın yerini alıyorum. Bir de neyse dursun bir daha. O sizin verdiğiniz bunlar turuncu olanlar sarı mı acaba ya? Şunlar. Vallahi ne çıkacak bilemeyiz şu içinde. Şunu ben almıştım da. Bunu sarı diye aldım. Bu sarı çıktı. Şu turuncu. Bu beyaz beyaz. Diğeri nerede bizimkinin ya? Ha, yerde. Bunlar hep sarı çıkacak sanki. Neyse şunu koyayım yani. Şöyle alayım. Sağ olun, teşekkürler. Şu sarılardan bir tanesini kırmızıyla değişeyim ben. Nasıl? Ha, şey değil mi bak? Dur. Şu sarıyı vereyim ben size. Hani ne çıkacaktı diye düşünmezsin. Heh, düşünmeyeyim, evet. Tamam. Şu beyazı da bırakacağım, oradan bir tane kırmızı alacağım, tamam? Şu beyazı çıkarttım. Evet. Kolay gelsin, sağ olun. Evet, kırmızı aldım. Papatya alayım dedim ama onlar biraz pahalı geldi bana. O yüzden... Evet, yolculuğa devam ediyoruz. Evet çiçek severler, şimdi yolculuğumuz son, ilk başta gittiğimiz çiçekçilik. Oraya gideceğiz, seraya gideceğiz. Oradan da cam güzeli alacağım. Başka fide bulabilirsem aklım uygun. Onu alacağım. 4 tane yıldız çiçeği aldım. Yaklaşık 6-7 tane de ipek çiçeği aldım sevgili arkadaşlar. İpek çiçeklerin bakımı çok kolay. Çok sulama vesaire istemiyor. Gayet güzel. Güneşin alnında olursa ve susuz kalırsa muhteşem renklerde açıyor ve tekrar çıkıyor. Onu tekrar hatırlatayım sizlere. Dediğimiz gibi yıldız çiçekleri de oradaki bayanın söylediği gibi de, o da yine kurudukça su vermemiz lazım. Çok su verirseniz ve çok güneşe tutarsanız da bitkide sıkıntılar oluşuyor. Özellikle çok su vermeniz bitkinin bitlenmesine, böceklenmesine neden oluyor. Geliyoruz. Karşımıza Kayra Çiçekçilik. Evet, geldik. Gerekli araştırmalarımızı yaptık. Arabayı park edelim şuraya bir yere.
Burada toprak satış da var. Bakın. Güzel topraklar var. Selamlar. Selam. Kolay gelsin. Nasılsın? İyisin? Sağ ol abi. Sen nasılsın? İyi valla. Olsun valla. Çiçek alacağım. Senin boyunu düşünememişiz ha bunlara zaten. Ha valla. Sıkıntı benim için. Maşallah var abi. Dolandım etrafta. Ne var ne yok piyasada. Nasıl? Yine... Çiçek görmeyi ya. Biraz daha uzamışsın ha? Sanki. Yok yani. Bayağı getirmişsin ya. Diğer çiçekçileri dolandım da baktım ne var ne yok diye. Yine sende bayağı bir şeyler var. Koyuyoruz işte de kimse almıyor. Dur ben almaya geldim şimdi. Şu senin yıldızlar bayağı güzel. Ya yıldız diyorum şey cam güzelleri. Şunu alalım. Evet, burada bir de turuncumuz var. Evet. Evet. Başka sardunyalar var. Ha evet o ikisi şimdilik. Şu rengi de güzelmiş ya. Şunu da vereyim. Selçuk. Sen şöyle köşeye biraz gir. Şöyle kapatmayalım. Bir de bundan alalım. Bu da tomurcuklu. Şunu da vereyim. Bazı şeyde var. Bir takte var. Biraz daha bakayım şuraya. Var. Pardon. Bizim bacanak senden şey almış ya. Gübreli toprak mı bir şeyler almış. Kim abi? Bizim bacanak şu yanda. Evet. Onlar ne kadar? Öyle yani az şey satılıyor mu yoksa çuvalla falan mı oluyor? Çuvalla da veriyoruz abi. Ne kadar onun çuvalı? 7,5. Oğlum oranı ne? Yani mesela gübre ne kadar var onun içinde? Gübreli toprakta mı? Hı hı. %30 gübre var abi. O yeterli oluyor mu? Yeterli oluyor. Toprak için. Yani şey için olur. Saksı için mesela ben yeterli saksıya olur. Koyduklarımda. Bu saksıdakiler ne kadar? Cam güzelleri? 25 abi. Evet. Burada yaklaşık 3 kök var. Kendimiz koyarız ya. Bunlarda kaç kök var? Güzel. Ya ben genel şunun şeyinden görsene. Aldım bir tane gökyüzü petunya dedikleri var ya. Petunya mı? Aldım da ondan. Ha sardunya diyorsunuz siz. O ceylan gözü. Ceylan gözü. Sardunya cinsi oluyor. Ya onu bizim baldız istedi de. Ufak burada bir tane. Petunyalar. Yok ben aldım kendime bir tane ya. Başka İstanbul'dan aldım şeyden. Tamam neyse bunu alalım o zaman. Evet çiçek severler. Gezilerimiz sona erdi. Çiçeklerimizi aldık. Şimdi bu çiçekleri bir halyona koyacağım. İstanbul'a götürürken sıkıntı olmaması için. Şöyle bir tane bir marketin yerinden şeyi buldum. Karton buldum. Onları şimdi koyuyorum. Evet. Bir tane de burada sarı var.
Onun dışındakileri de buraya yine koyacağız. Bunlar gayet güzel çiçekler. İpek çiçekleri. Kedi tırnağı diye de geçer. Şöyle yapalım. Esasında bunları yanlış koydum. Dağıldı. Bu büyükleri öne koyacaktım. Onlar çünkü şey olmuyor, dağılmıyorlar. Şöyle toplayalım bunları buradan. Şunları şöyle koyalım. Evet. 2, 4, 6, 7. Evet. Ondan sonra da şuraya koyalım. Şöyle. Evet. Şöyle aralara da koyduk. Şimdi bunu buradan alalım. Evet, bunu buraya koyduk. Şöyle yaptık. Bunu böyle yanlamasına koyduk. Bunu da buraya koyduk. Evet, İstanbul'a gidecek paketimiz hazırlandı. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Göstereyim size şu şekilde. Evet çiçek severler, gezilerimizi yaptık seralarımıza ve çiçeklerimizi aldık, fiyatlarını öğrendik. Yolunuz düşerse Silivri tarafına bu seralardan çokçasını yol kenarında görebilirsiniz. Bir sonraki videomuza kadar şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.